Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme selam göndermek ve onu anmak, Müslüman kişi için büyük bir mutluluk ve arınma vesilesidir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme selam ve salat etmenin maddi ve manevi olarak pek çok faydası vardır. İnsan, cin ve meleklerin getirdiği salat kadar sevap kazandıran salavat. Salatül Fatih. Okunuşu. Kitlenmiş kapıların açıcısı, peygamberlerin sonuncusu, Hakk'a hak ile yardım edici, senin dosdoğru yoluna iletici olan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve ashabına kıymeti, değeri ve yüceliği kadar salatu selam eyle ve bereketler ihsan eyle ey Allah'ım. Faziletleri. Zamanın kutbu Muhammed el-Bekri Hazretleri buyuruyor ki, bir kimse ömründe bu salavat-ı şerifeyi bir defa okur da cehenneme dahil olursa, huzuru ilahide benim yakamdan tutsun. Bir kimse bu salatı bir defa okursa, zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar, insan, cin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır. Meşayih'ten bir zat şöyle dedi, her kim 40 gün bu salatı okumaya devam ederse, Allah-u Teala onun bütün günahlarına karşı yaptığı tövbesini kabul eder. Pazartesi, perşembe ve cuma gecelerinde okumaya devam edenler, ahirette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olma şerefine ulaşırlar. Ahmet Dahlan Hazretleri buyurdu ki, her kim günde 100 defa bu salata devam ederse, kendisine manevi perdeler açılır ve Allah-u Teala'dan başka kimsenin bilemeyeceği haller meydana gelir. Rivayet edildi ki, bu salatı bir defa okumak 6 kere Kur'an hatmine denktir. 600 bin salavat-ı şerife okumaya denk olduğu söylenmiştir. Bu salatü selam fethi için gönlü neşelendirme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine kavuşma, ona tazim, hürmet ve ondan feyiz almak için de getirilir. Pazartesi, perşembe veya cuma gecesi 2 rekatta bir selam verilerek 4 rekat namaz kılınır. Bu namazın 1. rekatında Fatiha'dan sonra Kadir Suresi, 2. rekatında Fatiha'dan sonra Zilzal Suresi, 3. rekatında Fatiha'dan sonra Kafirin Suresi, 4. rekatında Fatiha'dan sonra Felak ve Nas sureleri okunur. Namazdan sonra 1000 defa bu salavat okunursa, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görülür. Süfyan-ı Sevri Hazretleri anlatır. Kabe'yi tava ederken her adımda salavat okuyan birini gördüm. Ona, sen gerekli duaları bırakıp hep salavat okuyorsun. Her yerde okunacak dua var dedim. Sen kimsin dedi, ben de kendimi tanıttım. Sen avamdan değilsin, alimsin, sana anlatayım diyerek başladı. Babamla Beytullah'a gitmek üzere yola çıkmıştık. Yolda babam hastalandı, onu tedavi etmek için epey uğraştıysam da babam vefat etti. Baktım, ölünce yüzü karardı, yüzünü kapattım. Yanında uyuyakalmıştım. Rüyamda öyle bir zat gördüm ki, ondan daha güzel yüzlü hiç kimse görmemiştim. Çok güzel kokuyordu. Babamın yanına geldi, yüzündeki örtüyü kaldırıp elini babamın yüzüne sürdü. Babamın siyah yüzü nurlandı, bembeyaz oldu. Bu zata kim olduğunu sorunca, ben Resulullah'ım. Baban ömrünü boşa harcadı. Fakat bana çok salavat okurdu.
Şimdi sıkıntıda olduğunu bildirdiler. Kendisi de benden yardım istedi. Çok salavat okuyan mümine ben elbette yardım ederim buyurdu. Uyanınca babamın yüzünün bembeyaz olduğunu gördüm. İşte bu yüzden her yerde Peygamber Efendimiz'e çok salavat okurum. Efendimiz'in adı zikredildiğinde edilen dua ve selamlamaya salavat denir. Mümin kimse Allahu Teala'nın rahmetini istediğinde, ona selamını göndermek istediğinde, kıyamet günü ona yakın olmak ve daha birçok sebep nedeniyle Allahümme salli ala Muhammed diyerek salavat çeker. Yüce Allah'ın bizlere rehber olması için indirdiği Kur'an-ı Kerim, Efendimiz'e uymamız konusunda sıkı sıkı uyarılarda bulunur. Ona itaatin Allah'a itaat olduğunu ifade eder. Selam ve salat hususunda pek çok ayet vardır. Allah ve melekler Peygamber'e salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selam okuyun. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bana bir defa salat ederse, Allahu Teala ona 10 kez salat eder ve onun 10 günahını bağışlar ve 10 derece yükseltilir. Salat kelimesi dua anlamındadır. Allahu Teala'nın kuluna salavatta bulunması, ona rahmet ve mağfiret etmesi demektir. Meleklerin insana salavatta bulunması, meleklerin onun için istiğfarda bulunmaları demektir. İnsanın insana salavatta bulunması ise ona dua etmesi demektir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bana salavat getirmeyi unutursa cennetin yolunu terk etmiş olur. Ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Yanında anıldığım kişi bana tam bir salatu selam getirmezse o benden değildir. Ben de ondan değilim. Allah'ım benimle alakasını devam ettirenle sen de alakanı devam ettir. Benimle alakasını kesenle sen de alakanı kes. Cimri, yanında adım anıldığı halde bana salatu selam getirmeyen kimsedir. Kim bana salatu selam getirmeyi unutursa cennetin yolunu şaşırır. Cenab-ı Hakk'a yarın rızaya ermiş olarak mülaki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salatu selam getirsinler.